tarihte adını altın harflerle tarih sayfalarına yazmış bir sürü dahinin bilmeden içgüdüsel olarak kullandığı bir yöntem düşünün. Defterlerine not alma yöntemi, yaratıcı problem çözme yöntemi, belki de yaratıcı bir düşünme metodu. Bugün dünya üzerinde 500 milyon insanın bildiği bu yöntemi siz de bu kanalda benimle beraber öğreniyor olacaksınız. Beraber zihin haritası serisine başlıyoruz. Geçtiğimiz görsel ajanda serisinde sizlere aylık düzende zihin haritası kullanacağımı ifade etmiştim ve zihin haritasını bir ay boyunca da aylık düzende kullandım ve bunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Fakat zihin haritasını bilmeyen arkadaşlarımız var aranızda, hiç problem değil. Bugün dediğim gibi 500 milyondan fazla kişinin kullanmaya gayret ettiği bu yaklaşımı hiçbir yerde bulamayacağınız kadar ayrıntılı bir şekilde bu kanalda, bu seride sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. O zaman gelin hiç vakit kaybetmeden önce beyin nasıl çalışıyor, biraz şu üzerimizde taşıdığımız harikulade nesneyi, belki o makineyi, hatta hiçbir makine ulaşamayacağı bu varlığı beraber biraz daha yakından tanıyalım. İnsan beyninin içerisinde milyarlarca nöron hücresi var. Nöron hücresi aslında zihnimizdeki bilginin, düşüncenin aktarıldığı temel lokomotif hücreler olduğunu hayal edebilirsiniz. Aslında şöyle yapalım, gözünüze canlandırabilmeniz için hemen şurada ortada bir nöron hücresini beraber inceleyelim, olur mu? Nöron hücresi bir tarafında dendritlerin olduğu, dendritlerden kastımız aslında bir takım ağaç dallarına benzeyen uzantıların olduğu bir hücre yapısına benziyor. Çok enteresan. Doğanın her yerinde bu ağaç yapısı, bu dallı budaklı yapı doğanın neredeyse her yerinde var ve doğanın bir parçası. Bu tarafa baktığınızda ise şuradaki çekirdeğin, şuradaki çekirdekten devam eden o kök hücreden, o ana metinden, ana fikirden devam eden bir uzantı görüyorsunuz. Biz bu uzantının tamamına akson diyoruz ve aksonun uçlarında da adı üstünde akson uçları var. Bir düşünce, bir ana fikir, bir bilgi nörotransmitter maddeler, yani bir takım kimyasal maddeler aracılığıyla beynimizin içerisindeki elektriksel bir dürtüyle diğer nöron hücrelerine ya da diğer kas hücrelerine örneğin bilgi taşınmasıyla çalışıyor. Bu gördüğünüz nöron hücresi. Çekirdekten bir bilgi açığa çıkıyor, akson boyunca ilerliyor, bir biyokimyasal tepkime gerçekleşiyor ve akson uçları aracılığıyla diğer nöronlara aktarılıyor. Ve biliyor musunuz? Her bir insanda yaklaşık 10 milyar tane nöron hücresi var. Ve her bir nöron hücresi yaklaşık 10 üzeri 28 tane bağlantı kurabiliyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Birin yanına 28 tane sıfır eklediğinizi düşünün. Bu muazzam bir çalışma kapasitesi. Peki, böylesine bir potansiyele sahipken, her birimiz böylesine büyük bir potansiyelle doğmuşken, acaba zihni doğru kullanıyor muyuz? Hele hele ki öğrenmeye çalışırken, öğrenme yöntemlerimizde, özellikle not alma tekniklerimizde zihni doğru kullanıyor muyuz? Gelin biraz da bunun hakkında konuşalım. YouTube kanalında birçok öğrenci arkadaşım, hatta kardeşim var, benden yaşı ufak olan ve bununla beraber akranım olduğunu düşündüğüm, istatistiklere de baktığımda bu sayfayı takip eden ve öğrenmeyi öğrenmeye çalışan da bir sürü takipçim var. Aslında hayatınıza şöyle bir bakabilirsiniz. Okul hayatınızda, iş hayatınızda notlarınızı klasik olarak nasıl alıyorsunuz? Ya da evet, siz artık görsel not alıyorsunuz. Dışarı baktığınızda diğer insanlar notlarını nasıl alıyorlar? Doğrusal bir şekilde alıyorlar, değil mi? En başta ana fikir, biraz daha koyu başlıklar, hemen altında alt başlıklar, aynı renkler, aynı sıradan kelimelerin tekrarı. Biliyor musunuz, zihin bu tarz sürekli tekrar eden, bu tarz monoton dediğimiz şeyleri görünce sıkılmaya başlıyor. Ve sıkılmaya başladığında öğrenmeye kendisi kapatmaya başlıyor zihin. Buna uyku hastalığı da diyebiliriz aslında. Lütfen dikkat edin. Bugün en fazla ders çalıştığımız ve kitaplarla donatılmış olan bir mekanda genelde insanlar neler yapıyor? Kütüphaneden söz ediyorum. İnsanlar genelde kütüphanelerde uyuyorlar, değil mi? Çünkü çağlar boyu birçok metin, birçok kitap, bu monoton dediğimiz, yani mono, tek, ton, renk olarak ifade edebilirsek, bu tarz siyah, lacivert ya da kırmızı tek tonla yazılmış metinler arasında kaybolduk. Bilgiyi bu şekilde birbirimize aktarmamız da zorlaştı. Çünkü beynimiz çok sıra dışı bir şekilde çalışıyor ve beynimiz aslında iki karaktere sahip. Beynimiz iki farklı karaktere sahip demiştim. Beynimiz iki lobdan oluşuyor. Bir tanesi sağ lob, diğeri sol lob. Aslında biliyor musunuz, içimizde bir bilim insanı taşıyoruz, bir de sanatçı.
Çağlar boyu geriye dönüp baktığımızda sıra dışı başarılı insanların beyinlerinin ikisini, iki farklı lobunu da beraber etkin kullandığını gözlemlemiş oluyoruz. Bu insanlar aynı zamanda sanatla uğraşmışlar, diğer taraftan matematikle, metinlerle de uğraşmaya çalışmışlar, fenle de uğraşmaya çalışmışlar. Bu ikisini beraber yaptıkları için beyin kıvrımları daha fazlalaşmış ve daha fazla sıklaşmış. Aslında birkaç dakika önceki geriye dönersek, nöronlar arasında daha fazla elektriksel sinyal geçişi sağlanmış. Hatta farklı nöronlar arasında bile. Düşünsenize, bilimle alakalı bir konuyu sanatla alakalı başka bir konuya bağladığınızda ve ikisinin arasında bir geçiş dinamiği kurguladığınızda düşünsenize beyniniz nasıl çalışıyor? İçeride neredeyse şimşekler çakıyor bile olabilir. Peki bu zihin haritası dediğimiz yöntem nereden çıkıyor? Bu dahilerin kullandığı yöntemi acaba biri onları anlatmış ya da öğretmiş olabilir mi? Tabii ki hayır. Tony Buzan adındaki ve dünyanın her yerini zihin haritası kavramını bir modele dönüştürüp anlatan kişi bu tarz insanların notlarını araştırmış. Charles Darwin, Leonardo da Vinci bunlardan bir tanesi. Şu an ekranda Leonardo da Vinci'nin notlarının bir kısmına göz atarsanız, Leonardo da Vinci'nin düzgün bir not alma şeklinin olmadığını, daha çok aynı sayfa içerisinde görsellerle metinleri, sayılarla sanatsal bir takım çağrışımları, bir takım grafikleri, görselleri beraber kullandığını görüyorsunuz. İşte bu da Vinci'nin öğrenmeye olan tutkusunun bir sınırsızca not alma şeklinde ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini görüyorsunuz. Da Vinci düzene değil, öğrenmeye ve notlarını hızlı bir şekilde, yaratıcı bir şekilde aktarmaya odaklanmış. Bugünden itibaren bu seride biz de sizlerle birlikte zihin haritasının sınırlarını zorlayacağız ve kendi zihin haritalarımızı tasarlamanın yollarını öğreneceğiz. Yaklaşık ilk 4-5 video serisiyle planladığım zihin haritası serisine umarım daha fazla devam ederiz ve umarım siz de bu dışarıda belki binlerce lira harcayarak ulaşmanız gereken eğitim içeriğine, bu en eğlenceli öğrenme içeriklerinden bir tanesine bu kanal aracılığıyla erişmiş olur ve umarım bunu kendi hayatınızda kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda zihin haritasının en kapsamlı ve en eğlenceli rehberlerinden bir tanesine beraber başlıyoruz. Kalemleri ve defterleri hazırlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.